Oo, faturalar gelmiş yine. Curcuna kopacak vallahi. Ne var Abbas efendi? Buyurun Makbule Hanım, faturanız. Ay çok yüksek. Ay çok yüksek. Osman Bey, Osman Bey. Hayırdır Abbas efendi? Osman Bey, faturanız çok düşük. Hanım hanım, fatura çok düşük. Ne olmuş bu faturaya? Hesabını bilen hanımlar Termosoft tasarruflu tencere kullanır. Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin %40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tencerede yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler Termosoft tasarruflu tencere kullanır. Termosoft mu? Aklı olan Termosoft alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam eğer Allah canımı alsın. Termosoft hayattır ya. Termosoft tasarruflu tencere, Termosoft, can yakmayan tencere. Evet, çiriş otu çorbası için öncelikle 300 gram kadar çiriş otumuz var, 1 adet kuru soğanımız var, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber kullanacağız, 1 tutam taze nane, 3 yemek kaşığı kadar da tereyağımız var çiriş çorbası için. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı ve malzemelerimizi saydıktan sonra sizlerle beraber bir güzel çorba yapalım. Çiriş otu biliyorsunuz artık yavaş yavaş hemen bitme aşamasına geldi. Sevgili izleyiciler, biz biraz almıştık, dolabımıza saklamıştık. Şöyle ondan birazını aldık. Şu anda sizlere güzel bir çorba yapmış olalım. Şimdi çorbamız için gerekli malzemelerimiz neler size bir daha anlatalım. 300 gram kadar çiriş otu kullanacağız. 1 adet yumurta kullanacağız. Ondan sonra soğanımız var, 1 diş sarımsak kullanacağız. Sevgili izleyenlerimiz, yoğurdumuz 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar un kullanacağız. 1-2 tane sevgili izleyenlerimiz, 1 tutam kadar da taze nane kullanacağız bu güzel çorbamız için. Şöyle hemen tenceremizi ocağa koyduk ve yavaş yavaş altını açıyoruz. Tenceremiz ısınmaya başlasın. Şimdi yavaş yavaş tenceremiz ısınmaya başlasın. Sevgili izleyenlerimiz, biz de ne yapalım? Şöyle ilk aşama olarak ne yapacağız? Soğanımızı doğrayalım, içine ilave edelim. Şöyle çiriş otumuzu sizler de bulabilirseniz, sevgili izleyicilerimiz temin edebilirseniz farklı lezzetler yapabilirsiniz. Özellikle kavurması da çok güzel olur yemeklerimize kullandığımız zaman. Çok güzel bir lezzet, çok güzel bir şöyle tat tatmış olacağız. Farklı bir lezzet olacak. Sizler de bol bol eğer görürseniz, sevgili izleyicilerimiz bulabilirsiniz. Bol bol tüketebilirsiniz. Özellikle de bu aylar onun mevsimidir. Yavaş yavaş şöyle bitmeye başladı şu anda. Şöyle hemen ne yaptık? Tenceremizi koyduk ve tenceremizi koyduktan sonra bir adet soğanımızı hemen şöyle ince ince doğrayalım. Görüyorsunuz. Şöyle soğanımızı doğradıktan sonra tekrar da ne yapıyoruz? Soğanımızı tenceremize göndermiş olalım. Şöyle. Soğanımızı tenceremize ilave ettik. Yavaş yavaş Ayşegül Hanım hemen kavuracak. Güzel bir aroma, güzel bir lezzet versin diye. Şimdi tekrar da ne yapıyoruz? Şöyle. Hemen 2 diş sarımsağımızı ya da 1 diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Şöyle sarımsağımızı da ufak ufak doğrasak sevgili izleyicilerimiz şöyle onu da içine ilave edersek eğer daha güzel bir lezzet elde etmiş olacağız. Aroması da yabası şöyle hemen ilave ettik. Şöyle özellikle biz ne yapıyoruz? Soğanlarımızı kavurduğumuzda özellikle içine biberlerimizi ilave ediyoruz. Daha güzel bir tat ve lezzet versin diye. Hemen ne yapalım? Şöyle çok hafif ufak bir biberimizi de kırmızı biberimizi ilave edelim. Farklı bir renk katmış olsun. Biberimizi de şöyle hemen ince ince şöyle doğruyoruz. Çok ince bir şekilde içinde kaybolacak şekilde hemen doğradık. Biberimizi de doğradıktan sonra şöyle biberimizi de içine ilave ediyoruz. Kavurma işlemine devam etmiş olacağız. Şöyle geniş bir tabağımızı veya da şunu da alabiliriz. Şimdi ne yapalım? Çiriş otlarımızı da hazırlayalım. Bir ön bir hazırlık olsun. Hemen soğanlarımız kavrulana kadar. Şöyle çiriş otlarımızı da hazırlamıştık. Onları da yavaş yavaş şöyle doğrayalım. Evet. Bunları ne yapacağız? Soğanlarımızla beraber güzelce bir şekilde kavuracağız ve daha güzel bir aroma, lezzet verecek. Evet. Şöyle tenceremize
soğanlarımız hemen hızlı bir şekilde kavruldu. Ondan sonra sarımsağımızı da içine ilave etmiştik. Sarımsağımız da güzelce bir şekilde kavrulduktan sonra bir adet biberimizi, kırmızı biberimizi de içine ilave ettik. Güzel bir aroma versin diye. Şimdi de hemen şöyle çiriş otumuzu doğrayıp içine ilave etmiş olalım. Evet. 300 gram kadar sevgili izleyenler, siz isterseniz biraz daha şöyle az veya da fazla da kullanabilirsiniz. Tercihinizde kalmış bir şey. Ama güzel bir lezzet versin diye biz 300 gram kadar rını tercih etmiştik. Onları güzelce bir şekilde hazırladık. Şimdi de ince ince şöyle doğrayalım. Kavurduğumuzda daha güzel bir şekilde hem pişirimini sağlamış olacağız hem de daha iyi bir aroma elde etmiş olacağız. Onun için soğanlarımızla beraber çorbamızı kavuruyoruz. Şöyle kalan son çiriş otlarımızı da aldık. Onları da tekrardan aynı şekilde hemen şöyle bir doğrayalım. Bunları da tenceremize gönderelim. İlk önce güzelce bir şekilde bunların kavrulması gerekiyor. Biz bol bol kullandık, öyle değil mi? İyice evet. Böyle aromasını alalım, güzel bir şekilde ağzımıza dolu dolu gelsin diye çiriş otunu. İzleyenlerimiz biraz daha az tutabilirler, öyle tabii değil mi? Tabii o tercihe kalmış. İsterse biraz daha fazla da kullanabilir, az da kullanabilir. Onların tercihine kalmış bir şey. Şöyle biz 300 gram kadar kullanmış olduk. Dilerlerse ne yapabilirler? Bu şekilde kavurduktan sonra bir kısmını ayırıp yine farklı bir şekilde kavrulmuşunu yiyip bir kısmını da ne yapabilirler? Çorba yapabilirler. Farklı şekillerde sizler hazırlayabilirsiniz tabii ki. Biz bugün ama ne yapacağız? Çorbasını yapacağız. Tek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Şimdi ne yapalım? Çorbamız hazırlandı. İsterse sıcak suyumuzu, baharatımızı ilave ettik mi Ayşegül Hanım? Baharatlarımızı ilave edelim. Sonrasında tamam. Sıcak suyumuz var değil mi usta? Tabii sıcak suyumuz onu var. Ayarladım. Tekrardan ne yapalım? Şöyle biraz da çok az çeşni. Sebze çeşnimizi de içine ilave edelim. Daha güzel bir aroma ve lezzet versin. Ondan sonra diğer baharatlarımızı siz ayarlayabilirsiniz. Siz yavaş yavaş baharatlarımızı ayarlarken ben de şimdi çorbamızın sosunu hazırlayayım. Tamam. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen çorbamızı sosunu da nereye yapacağız? Şöyle bir daha sizlere anlatalım. Sizlerle beraber sosumuzu hazırlamış olalım. Şöyle bir adet yumurta kullanıyoruz sosumuz için. Görüyorsunuz. Şöyle yumurtamızı hemen yavaş yavaş çırpalım. Evet. Şöyle bir adet yumurtayı çırptıktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz. Şöyle yoğurdumuzu da içine ilave edelim. Yavaş yavaş. Şöyle hem yumurtamızı hem de yoğurdu tekrardan iyice şöyle çırpalım. Onları çırptıktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle bir yemek kaşığı kadar unumuzu içine ilave edelim. Şöyle yeterli olacak bir kaşık. Şöyle unumuzu da kaldıralım. Şöyle gördüğünüz gibi önce yumurtayı çırptık. Ondan sonra yoğurdumuzu içine ilave ettik. Hemen yoğurdumuzu da içine ilave ettikten sonra tekrardan şöyle hemen çırptık. Onu çırptıktan sonra şöyle çok hafif biraz suyumuzu içine ilave ediyoruz. Şöyle suyumuzla sosumuzu açmış oluyoruz. Şöyle çok hafif biraz daha içine ilave edersek topak kalmayacak şekilde hemen şöyle iyice çırpalım. Şöyle sosumuzu hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Yumurtamızla ondan sonra unumuzla yoğurdumuzla sosumuzu hazırladık ve ondan sonra çiriş otlarımızla iyice kavruldu. Bir tane biber ilave etmiştik. Ondan sonra soğanımız var, sarımsağımız var. Onları da içine ilave ettikten sonra iyice kavurduk, baharatlarımızı verdik. Şimdi suyumuzu ayarlayabiliriz Ayşegül evet, Hanım. Sıcak suyumuzu verelim. Verelim. Şöyle evet. Bismillah diyelim. Suyu çok abartmıyoruz. Yok, ne çok yapacağız? Az gelirse şayet sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. Şöyle güzel bir şekilde suyumuzu verdik. Suyumuz sıcaktı. Ben ama ne yapacağım? Tabii ki çok az daha. Şöyle kaynamaya başladı bile bakın. Evet sıcak suyumuzu şöyle kapağını kapatalım. 2 dakika kadar kaynasın.
Kaynadıktan sonra yine ne yapacağız? Terbiyemizi ilave edeceğiz. Sonrasında bakın ustamız ne yaptı? Güzel bir şekilde tavuğumuzu çıkardı. Çok hafif biraz da yağımızı şöyle biraz eritelim. Ayşegül Hanım, yağımız da hazırlansın. Tabii ki. Ondan sonra izleyenlerimizle beraber çok güzel bir çorba hazırlanmış olacak. İnşallah onlar da aynısını yapmış olacaklar. Şöyle şimdi yağımızı yavaş yavaş hemen hazırlayacağız. Ne yapalım sevgili izleyenim? Bir iki tane de şöyle taze nanemizi alalım. Şöyle evet, biz kuru naneyle yapmayacağız o zaman. Taze nane kullanacağız yağımızı. Çok daha güzel bir aroma olsun değil kesinlikle mi Ayşegül Hanım? Kesinlikle öyle. Farklı olsun ya. Evet, güzel şöyle olsun yani. Evet. İzleyenlerimize farklı bir aroma, farklı bir lezzet göstermiş olalım burada. İnşallah tereyağı ile yapmak isteyen varsa yapabilir. Yine zeytinyağı, sıvı yağ, artık o da yine sana yağ da olabilir. Hiç fark etmez. Katı yağ daha doğrusu. Aslında biz bunları burada yemeklerimizi yaparken izleyenlerimize özellikle burada belirtiyoruz. Olabilir, belki ellerinde olabilir, belki temin etmemiş olabilir. Her şeyde insanlık halde olmayabilir. Biz de burada izleyenlerimize diyoruz ki örneğin tereyağı olmasa zeytinyağı kullanabilirsiniz. O yoksa sıvı yağ kullanabilirsiniz. Veyahut da katı yağ da varsa katı yağ da kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş şimdi yağımız erisin. Ve şöyle sosumuzu da hazırladık. Şöyle Niyazi bak çorbamız kaynamaya başladı. Evet. Üzerine de ilave ettik sosumuzu. Şöyle Niyazi de çok seviyor bu çorbayı. İnşallah Niyazi bol bol içecek güzel kardeşim Niyazi. Kesinlikle öyle. Evet şöyle hemen gördüğünüz gibi ne yaptık? Çorbamızı önce soğanımızı kavurduk. Ondan sonra bir tane sarımsağımızı içine ilave ettik. Kavurma işlemine devam ettik. Onlar iyice kavurduktan sonra pembeleşene kadar kavurduk. Ve ondan sonra 300 gram kadar çiriş otumuzu içine ilave ettik. Hatta görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz çiriş otu biraz fazla olsun, bol olsun. Hemen içinde de görüyorsunuz. Şöyle farklı bir renk olsun dediğimiz zaman sevgili izleyenler belki size biraz şey gelebilir. Ama şu anda görüyorsunuz çorbamızın içinde ne kadar güzel bir şekilde şöyle farklı bir renk olduğunda şu anda görüyorsunuz. Bir tane kırmızı biberimizi içine ilave ettik. Hemen kırmızı biberimizi de içine ilave ettikten sonra kavurma işlemine devam ettik. Ondan sonra kavurduktan sonra ne yaptı? Sevgili izleyenlerimiz baharatlarımızı içine ilave ettik. Baharatlarımızı elinizde varsa bir tatlı kaşığı kadar da sebze çeşniği kullanırsanız daha güzel bir çorba elde etmiş olacağız. Hemen baharatlarımızı hepsini içine ilave ettikten sonra kavurma işlemine devam ettik. Ve 3 veya da 4 su bardağı kadar ne yapıyoruz? Sıcak suyumuzu içine ilave ettik ve kaynamaya bıraktık. Şöyle biraz daha şöyle tavamıza yağımızı koyduk. Ondan sonra bir tutam kadar da taze nanemizi hemen şöyle hazırladık. Taze nanemiz de hazır sevgili izleyicilerimiz. Onu da biraz sonra hemen hazırlayıp güzel bir şekilde kardeşlerimize sunmuş olalım. Şöyle biraz alalım suyumuzu isterseniz. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen şöyle kenara doğru alalım taze nanemiz. Biraz sonra güzel bir işlem gerçekleştirmiş olacağız. Bunları ne yapabiliriz? Şöyle tabağımıza almış olalım. Şöyle biraz açılsın. Şöyle yağımız eridikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle içine biraz daha şöyle taze nanemizi de içine ilave ettik. Çok hafif şöyle hemen aromasını versin diye çok hafif hemen şöyle biraz kavuralım. Şöyle salatamızı da hazırladık. Salatamız da hazır. Salatamızın üzerine ne yapabiliriz? Biraz şöyle yağımızı tekrardan şöyle döküyoruz. Çok hafif yağımızı döktük. Biraz da şöyle limon suyumuz. Şöyle güzel bir salata yapalım seviyicilerimiz. Çok hafif biraz da ne yapıyoruz? Şöyle sirkemizi üstüne ilave ettik. Ve salatamız yavaş yavaş şekil almaya başladı. Biraz da şöyle nar ekşimizi alıyoruz. Şöyle nar ekşimizi de üzerine hafif biraz gezdiriyoruz. Şöyle salatanız hazır seviyicilerimiz. Siz de böyle elinizdeki malzemeleri de değerlendirmiş olacaksınız. Hem de pratik bir şekilde salatanızı da yapmış olursunuz. Çorbalarımızı aldık, kaselerimize yağımızı erittik, nanemizi tamam koyduk içerisine, taze nanemizi. Şöyle birazını İsterseniz böyle servis çorbalarımızın edin. İçine. Onun üzerine çok katmayalım abi. Fazla usta. Tamam. Şöyle seviyicilerimiz taze nanemiz de hazırlandı. Ondan sonra onu da şöyle görüyorsunuz. Servis ederken şöyle çorbalarımızın üzerine ilave ediyoruz. Ve ondan sonra çok güzel bir çorba elde etmiş olacaksınız. Çiriş otlu çorbamız. Şöyle kenara doğru alalım çorbalarımızı da. Tezgahımızı yavaş yavaş toparlayalım. Böreğimize evet de bir bakayım. Böreğimiz ne alemde sevgili izleyicilerimiz. Böreğimiz de hazır. Süremizi de doldurduk. Şimdi böreğimizi de alacağız. Onu da sizlere göstereceğiz şöyle sevgili bakalım izleyenlerimiz. Yavaş yavaş tabii ki geldik programımızın sonuna. Son dakikalara girmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz bugün çok önemli ve güzel bir gün. Ona da ben değinmek istiyorum kısaca. Bugün 3 ayların başlangıcı. Yarın Allah nasip ederse
Eğer ölmez sağ kalırsak kandilimizi kutlayacağız. Evet. İnşallah yapsınlar, yesinler diyoruz efendim. Geldik artık sonuna dedik. Vedamızı yapalım. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Üç aylarımız hayırlara vesile olsun. İnşallah bol dualı, kavgasız, savaşsız, sağlıklı, hayırlı bir şekilde. Hem ülkemiz için hem bütün insanlarımız için tabii ki hayırlara vesile olsun diyoruz. Olimpist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpist. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpist'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpist'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın, bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist. Olimpist.